Kampüs kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şubat'ın 19'u ve noktanın analitiği videosuyla karşınızdayız. Evet, şimdi malum e, artık ÖSM'nin geçmiş yıllarda sormuş olduğu soruların e, benzerinde, paralelinde e, videomuzla ilgili öncelikle bir ÖSM tarzı dediğimiz sorumuz karşımızda. Tabii sol tarafta e, bu videoda anlattıklarımızda işte koordinat düzlemi, iki noktası uzaklık, İçten dıştan bölen nokta benzerlik ve eşlik ile de noktaların koordinat düzleminde yerini bulmalı. Tabii ki e, konuyu bilen arkadaşlarım hemen çözümü yapabilir. Ben videonun sonunda sizler için çözümü tekrar yapıyorum. Olacağım ki zaten e, geçmiş yıllarda e, 2017 ve öncesiyle 2018'e biraz kıyaslayacak olursak artık 2018'de sizin de e, mezun arkadaşlarımızın veya çıkmış sorulara bakan arkadaşlarımızın da Az çok anlayacağı üzere ÖSM yukarıda aslında soruda kullanacağımız bilgiyi de e, bize 2018 itibariyle veriyor. Ve onun ışığında da e, çözümü bizden istiyor. Şimdi biz videomuza hemen başlayalım. Evet noktanın analitiği dedik arkadaşlar. Başlangıç noktalarından birbirine dik iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme biz artık arkadaşlar koordinat sistemi diyoruz. Tabi e, koordinat sistemi dedikten sonra oluşan düzlemede artık koordinat düzlemi veya malum birden fazla e, koordinat düzlemi veya birden fazla isim var malum analitik düzlem adını veriyoruz. Bu analitik düzlemde yatay olan eksenimize x ekseni demiştik. Düşey olan eksenimize de y ekseni demiştik. Burada arkadaşlar bizim ee, özellikle dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi şu bakın. Herhangi bir noktayı okurken önce x'i söylüyoruz sonra y'yi söylüyoruz. Ve biz bu yazan ifadeyi matematikte fonksiyonlar konusunun o başlangıcında kartezyen kümeye kadar geriye giderseniz. Hatırlarsak şöyle söylüyorduk. Sıralı ikili. Bu sıralı ikilde sıra önemliydi. Çünkü birinci bileşen x eksenini ikinci bileşen de y eksenini anlatıyor. Ve biz x eksenine... Artık arkadaşlar absis y eksenine de ordinat adını veriyoruz. Bu ikisini birden okuduğumuzda da a noktasının koordinatları şeklinde söylüyor olacağız. Şimdi e, birkaç tane noktayı verdik. Bunları koordinat düzleminde gösterelim e, demişiz. Çizdim koordinat düzlemini. x ekseni ve y ekseni burada e, birkaç hatırlatmam olacak sizlere arkadaşlar. O yüzden hani ilk başta ya hocam bu mu falan demeyin. Çünkü burada bazı bildi e, bilmemiz gereken şeyler grafik okumada dahil, fonksiyonların e, sayısal değer bulma sorularında da dahil birçok yerde e, karşınıza çıkıyor. Şimdi 3'e 1 dediğimde bu x'ti, bu da Y'di. Yani işte şurayı 1 2 3 şeklinde yazalım. 3 dedik. Burası da 1 olsun. X ekseninden yola çıktım. Y ekseninde bu kestiğim noktaya A noktası adını verdim. Sonra B noktası eksi 2'ye 4 demişiz. X, Y, X negatif, Y pozitif. Burası eksi 1. Şöyle eksi 2 dedik. Burası da e, 4 noktası olsun. Eksi 2'den yola çıktım. 4'e döndük. Burası artık B noktası. Sonra eksi 4'e eksi 1 noktası demiş. Eksi 4'ü şöyle eksi 3, eksi 4 dersek belli ki daha da uzatacağız bunu. Eksi 4 sonra da eksi 1 diye y eksenine yöneldim. Burası artık c noktası oldu. Daha sonra d noktası dediğimizde ise 3'e eksi 2 diye yazmışız. Zaten x de 3'ü işaretlemiştim. Burasını eksi 2 diye işaretledik. Kesiştirdiğimizde d noktası. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar bakın. e noktası 0'a 5 f noktası Eksi 5'e 0. Bu ikisi bizim için önemli. 0'a 5 dediğimizde x değeriniz 0, y değeriniz 5. Yani şurada bir noktadan bahsediyoruz arkadaşlar. Burası artık e noktası. Hatta şöyle 5'imi işaretledim. F noktası da eksi 5'e 0 diye yazmışız. Şu kolumuzu biraz daha uzatalım şöyle. Burası da eksi 5 noktası olsun. Şimdi Eksi 5'e sıfır da bize artık şunu anlatıyor. X değerimiz eksi 5, Y değerimiz sıfır. Burası da artık arkadaşlar F noktası oldu. Şimdi bunlar neden önemli? Yani bu kadar nokta yazdım. Neden bu ikisi önemli? Bu nokta aslında herhangi bir fonksiyonun herhangi bir fonksiyonun sabit terimini arkadaş, e, anlatıyor. Diğeri ise herhangi bir fonksiyonun arkadaşlar kökünü anlatıyor. Neden? Çünkü x yerine eksi 5 yazdığınız sonucunuz 0 çıkıyorsa bu sizin çizdiğiniz fonksiyon grafiğinin aslında x ekseni üzerinden geçtiği noktayı anlatıyor. 0'a 5 noktası ise x yerine 0 yazdınız. Sonucunuz 5 çıktı. Burası da artık y eksenini kestiğimiz noktayı anlatıyor. Yani söylediğimiz şu. Eğer x değeriniz 0 olursa siz şu an y ekseni üzerindeki bir noktaya bakıyorsunuz. Eğer Y değerini sıfır olursa X ekseni üzerindeki bir noktaya bakıyor olacaksınız. Tabi bunu e, bir kutusuyla daha akılda kalıcı olsun diye farklı bir sayfaya tekrar yazdık. X ekseni üzerindeki noktaların ordinatı sıfırdır. Bunu unutmayın. Yani A'ya sıfır şeklinde yazıyoruz. Devam ediyorum. Y ekseni üzerindeki noktaların absisleri sıfırdır. Bunu da artık sıfıra A şeklinde gösteriyoruz. Daha sonra bir noktanın x eksenine uzaklığı o noktanın ordinatıdır. Yani y'sine bakıyorsunuz. Bir noktanın y eksenine uzaklığı ise o noktanın artık arkadaşlar absisini anlatıyor. Şimdi e, burada şuna dikkat edin lütfen bakın. Dedik ki x eksen üzerindeki noktanın ordinatı sıfır. Neden? Nedeni şu. Biz bu koordinat düzlemini tekrar çizdiğimizde aslında bu X ve Y eksenlerinin birer tane daha adı var. X ekseni aslında bakın şimdi orijin sıfıra sıfır anlatıyordu. X ekseninin diğer adı Y eşittir sıfır doğrusudur. Y ekseninin diğer adı da X eşittir sıfır doğrusudur. Bu yüzden Y ekseni üzerindeki bütün noktaların absisleri sıfırdır. Bu yüzden X ekseni üzerindeki bütün noktaların ordinatı sıfırdır. Şimdi bunu söyledikten sonra bakın bir noktanın x eksenine uzaklığı ve y eksenine uzaklığı dediğimizde şöyle A ve B diyelim. Burayı çizdik. Şurası da A noktası olsun. A'ya B oldu. X eksenine uzaklığıma bakarsanız dik uzaklığımdan bahsediyorum. Yani şu kahverengiyle çizdiğim yerden bahsediyorum. E burası zaten B'yi anlatıyor. Bu yüzden de bir noktanın x eksenine uzaklığı ordinatı, y eksenine uzaklığı ise apsisini anlatıyor diye söylüyoruz. Evet koordinat sisteminde A 4 artı M'ye 2 noktası Y ekseni üzerinde B 3'e 2M artı N noktası X ekseni üzerinde ise N kaçtır? Şimdi biz ne söylemiştik? Bir nokta Y ekseni üzerinde ise apsisi 0 olmalıydı. E, X ekseni üzerinde olduğunda da ordinatı 0 olmalıydı. Yani A'ya 0 diye yazıyorum. 4 artı m eşittir 0. m buradan eksi 4 oldu. Daha sonra bunu yerine yazdım. Şimdi bunun 0 olması gerekiyor. 2 ile çarptığımızda eksi 8 artı n eşittir 0. n de buradan artık arkadaşlar 8'dir diye söyledik. Evet analitik düzlemde a m artı 2 n eksi 1 noktası orijin üzerinde. b k artı 3 n'ye m y ekseni üzerinde olduğuna göre k artı m artı n toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi a noktası orijin üzerinde. E orijin malum başlangıç noktamızdı. sıfıra sıfıra anlatıyor yani. Demek ki m artı 2 sıfır m buradan eksi 2 oldu. n eksi 1 sıfır n de buradan 1 oldu. Şimdi bunları buldum yerine yazıyorum artık. E, noktamız y ekseni üzerindeymiş. Ne demek y eksen üzerinde olması? sıfır olması gerekiyor. Sıfıra A şeklinde olmalı. Yani şu toplam artık sıfır. Onu da yazdım. K artı 3 N sıfır. E biz zaten N'yi 1 bulmuştuk. Karşı aldığımızda K'da buradan eksi 3 oldu. Bizden toplamları istenmişti. Eksi 3, eksi 2, eksi 5 bir daha ekledim. Bu toplamda artık eksi 4 oldu. Evet. A M artı 5 N eksi 3 noktasının x eksenine uzaklığı 6 birim. Y eksenine uzaklığı 4 birim olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır diye sormuş. Az önce söylemiştim. X eksenine uzaklığımız aslında bizim ordinatımızı anlatıyor. Y eksenine uzaklığımız ise bizim aslında absisimizi anlatıyor. Şimdi burası 4 olduğuna göre demek ki M artı 5 eşittir 4. M de buradan eksi 1 oldu. Sonra x eksenin uzaklığımız ordinatımızdı. Yani n eksi 3 6 n de buradan 9 oldu. Bizden toplamları istenmişti. Eksi 1 artı 9 bu toplamda artık 8'dir diye söylüyoruz. Şimdi koordinat düzlemini oluşturduğumuzda malum koordinat sistemi oluşturan eksenler düzlemi 4 bölgeye ayırır. Bu 4 bölgeyi hepimiz az çok hatırlıyoruz. Her zaman saat yönünün tersinde hareket ediyoruz. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Şimdi tanımda koordinat düzlemini yazarken şunu söylemiştik. Başlangıç noktalarından dik kesişen iki sayı doğrusu. E bunlar birer sayı doğrusu olduğuna göre sağa doğru gittiğimde pozitif, sola doğru gittiğimde negatif sayılara bakıyorum. Yukarı doğru çıktığımda pozitif, aşağı doğru gittiğimde de yine negatif sayılara bakıyor olacaksınız. Demek ki birinci bölge pozitif pozitif kesişimini anlattığı için artı artı oldu. İkinci bölge negatif pozitifi anlattığı için eksi artı oldu. Üçüncü bölge negatif negatif anlattığı için eksi eksi oldu. Dördüncü bölgemizde artık arkadaşlar pozitif negatifi anlattığı için artı eksi şeklinde oldu. Bunu niye yazdık? Bunu şu yüzden yazdık. Herhangi bir noktanın hangi bölgede olduğu verilirse o noktanın koordinatlarını burada yazmış olduğumuz işaretlere göre sıfırdan büyük ya da sıfırdan küçüktür diye her zaman genelleyebilirsiniz. Mesela <laughs> A eksi MN noktası dördüncü bölgede ise B NM noktası hangi bölgede olur diye sormuş. Şimdi dördüncü bölgede olduğuna göre işaretimiz artı eksi. Yani eksi M sıfırdan büyük olmalı. Şimdi ben her yere eksi çarparsam m demek ki sıfırdan küçük bunu buldum. N zaten n negatifti demek ki n de sıfırdan küçük oldu. Bizden ne istemiş? N m hangi bölgede olur? Herhangi bir negatif sayı eksi m de zaten negatifti e x de negatif, y de negatif olduğuna göre demek ki arkadaşlar B noktası üçüncü bölgede olmalı. Daha sonra M eksi 2 3 M artı 12'nin noktası ikinci bölgede ise hemen yazıyorum bakın ikinci bölge ne anlatıyordu bize? Eksi artı anlatıyordu. M'nin alabileceği tam sayı değerlerini buluruz. Şimdi buraya dikkat. M eksi 2'nin ben bir negatif sayı olduğunu biliyorum. Aldım karşıya. Buradan artık M küçüktür. 2 geldi. Sonra e, buranın da pozitif olması gerekiyor. Yani 3M artı 12 e, ...büyüktür sıfır olmalı. 12'yi karşıya aldım. 3M büyüktür eksi 12. Her yeri 3'e böldüm. M büyüktür eksi 4 geldi. Şimdi bu ikisini birleştirirseniz... ...artık arkadaşlar şu gelmiş oldu. Eksi 4 küçüktür M. O da küçüktür 2. Bizden bu aralıktaki tam sayı değerleri istenmiş. 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3... ...toplamda da 1, 2, 3, 4, 5... M'nin alabileceği 5 farklı tam sayı değeri oldu. Evet geldik arkadaşlar aslında videomuzun en önemli noktalarından birisine 2 nokta arasındaki uzaklık. Şimdi tabii ki ezbere hemen formülü bilen arkadaşlarım vardır. İlla beni takip etmek zorunda değilsiniz hemen söyleyebilirsiniz. Fakat yine aynı şeyi söylüyorum. Kuralın nereden geldiğini söylemek zorundasınız. Bu hep aklınızda bulunsun. Şimdi AB doğru parçasının uzunluğunu ben direkt şöyle yazabilirim. X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesini aldım. Sonra da kare aldım. Tamam bu formülü herkes az çok ezbere biliyor ama bize bunun nedeni lazım. Nedeni şu arkadaşlar. Şimdi ben bu AB doğru parçasını bulmaya çalışıyorum. Bunun içinde bulunduğu bir dik üçgen oluşturalım. Bunu bu, burada çizdim. Sonra da şunu çizdiğinizde burada bakın bir dik üçgen oluşturduk. Yani aslında şu uzunluğu yukarıya taşıdım. Şimdi bu uzunluk nedir? Ben buraya C köşesi yazarsam X2 ile X1 arasındaki farktır. X2 eksi X1. Sonra burada çizmiş olduğumuz BC doğru parçası da şu ikisinin arasındaki uzaklığı anlatıyor bize. Yani Y2 eksi Y1 oldu. Şimdi ben bu aradığım AB uzunluğuna X diye x demeyelim veya k diyelim. k diye yazarsam e bu bir dik üçgen ve ben şu an hipotenüsü bulmaya çalışıyorum. k'nın karesi eşittir. Dik kenar, dik kenar. Kareler toplamı. x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. k aradığım için her iki tarafın karekökünü aldığımızda bakın k'nın karesinin karekökünü kökünü aldığınızda Köklü kuvveti sadeleştirirseniz karşınıza mutlak değer gelir bunu unutmayın. Demek ki K dediğimiz bu uzunlukta artık kök içerisinde X2-X1'in karesi artı Y2-Y1'in karesi oldu. Burada size şu hatırlatmayı yapıyorum arkadaşlar. Aslında X'lerin hangi sırada birbirinden çıkarıldığı ya da Y'lerin hangi sırada birbirinden çıkarıldığı sonucu değiştirmeyecek. Çünkü siz bunun parantez karesini aldığınız için isterseniz 5 eksi 1'in karesini yazmış olun. İsterseniz de 1 eksi 5'in karesini yazmış olun. Her halükarda eksi 4'ün karesi geldi ve burası zaten gördüğünüz gibi bir pozitif sayı anlattığı için sırayı ezbere bilmek zorunda değilsin. Anlaman gereken nokta şu. İki noktası uzaklığı bulurken çıkarmayla anlattım çıkarmayla anlattım. Sonra da hipotenüsü bulmaya çalıştığım için Pisagor teoremini yazmış olduk. Hemen çok basit bir uygulamasını yapalım arkadaşlar. A noktası 3'e 7 ve B eksi 1'e 4 noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş. Hemen yazıyorum AB doğru parçasını. AB eşittir. Şimdi burada aklınızda şu ya hocam 3 eksi 1 hayır. 3 eksi eksi 1 yani bir çıkarma işlemin var ve sen işaretini de getirmek zorundasın. Buna dikkat et. Veya şöyle söyleyebilirsin. Eksi 1 eksi 3. Hiçbir şey değişmeyecek. Eksi 1 eksi 3'ün karesi artı 7 eksi 4'ün karesini toplayıp kök içine yazdığımızda. Burası zaten eksi 4 karesini aldım. 16. 3'ün e, karesini aldığımda burası 9 kök 25. Demek ki arkadaşlar düzlemde bu iki nokta arasındaki uzaklık da 5 birimdir diye söylüyoruz. Evet düşün demişiz bakalım A 3'e A ve B eksi 3'e bir olmak üzere AB eşittir 10 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerleri bulunuz. Şimdi neden çoğul konuştuk? Hep söylüyorum. ÖSYM tabii ki sürekli ee, sizleri yanıltan işte sizin e, çeldiricisi güçlü olan sorular soruyor falan filan. Bunun ben de farkındayım. Fakat hiçbir zaman arkadaşlar soru kökünde bir aldatmaca olmayacak. Yani eğer burada çoğul konuşuluyorsa her zaman her soruda diyeceksiniz ki hocam sorun çözümünün farkında değilim. Ama hemen burada bu çoğul eki görünce anladım ki benim en az iki farklı değer buluyor olmam gerekli. Bu çoğulluğun sebebi bu arkadaşlar. Burada A'nın alabileceği değer nedir diye soramaz. Şimdi belki sen 3 buldun ama belki eksi 3'tü cevap. Bu yüzden aklınızda bulunsun. A'nın alabileceği değerleri, X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? X'in alabileceği değerler nelerdir? Şeklinde çoğul konuşmaların olduğu soru köklerinde her zaman en az 2 tane değer buluyor olmalısınız. Şimdi başlıyorum. İşlem bizim yerimize yapılmış ve sonuç 10 bulunmuş. Bu işlem yapılırken ki herhangi bir koordinat bizden istenir. Buraya dikkat. Xler farkı. İster 3 eksi eksi 3 yazın, isterseniz eksi 3 eksi 3 yazın. Sonuç değişmeyecek. Yazdım 10 e, eşittir. Tabi burası mutlak değer. Unutmayın bakın. 10 eşittir. Hatta şöyle göstereyim de herkes ne demek istediğimi anlasın. 3 eksi 3 Burası artık 3 artı 3'ün karesi artı a eksi 1'in karesi. Ve bunun ben karekökünü aldım. Şimdi kökten kurtulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla her yerin karesini almış olmalıyım. Her yerin karesini aldığımızda onu da şu şekilde göstereyim. Onun karesi 100 eşittir. 6'nın karesi yani 36 artı a eksi 1'in karesi. 36'yı karşıya aldığımızda A eksi 1'in karesi eşittir. 64. Buraya dikkat. Kimin karesi 64 diye sormuyorum. Kimlerin karesi 64'tür diye soruyorum. Yani bu A eksi 1 dediğiniz sayı 8. A1 buradan 9 olabilir. A eksi 1 dediğiniz sayı eksi 8. Eksi 1'i karşı aldığınızda A2'de artık arkadaşlar eksi 7 olabilir. Gördüğünüz üzere soru kökündeki durumu da gerçekleştirmiş olduk. A'nın 9 ve eksi 7 olmak üzere iki farklı değeri oldu. Evet x ekseni üzerinde bulunan ve A 4'e 6 ile B 1'e eksi 1 noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktanın apsisi kaçtır diye sormuş. Anlamadım. O yüzden hemen koordinat düzlemini çizdim. X ekseni, Y ekseni. Noktanın unutmayın arkadaşlar. Nerede olduğunu bilmiyorum. İsterseniz 4, 6 ve 1'e eksi birden başlayabilirsiniz. Şimdi şurası 4 olsun. Şurası 6 olsun. Çizdim burası. A noktası B noktası da 1'e ee, eksi birmiş. Bunu da burada gösterdim. Bu da B noktası. Şimdi başka rastgele bir nokta. C noktası yazabilirsiniz. Fark etmiyor. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. X80 üzerinde bulunan diye belirtilmiş. Şimdi ne söylemiştik? Herhangi bir nokta x ekseni üzerinde ise c x'e sıfır şeklinde gösteriyoruz. İster burada yazın ister burada yani bir yerde yazacağım sonuçta. Nerede olduğunu çok dönemi yok. İsterseniz burada da yazabilirsiniz. C x'e sıfır dedim. Soru bize diyor ki şu uzunluk ile şu uzunluk artık birbirine eşitmiş. E şimdi ben bu uzunlukları nasıl bulabilirim? Pisagor yazmam gerekiyor. Analitik eee geometrideki Pisagor'u. Yani iki nokta uzaklığı kullanıyorum. Şimdi A noktasının koordinatları 4'e 6. B noktasının koordinatları da 1'e eksi 1'di. Başlıyorum artık. X eksi 4'ün karesi artı ister 0 eksi 6 yaz istersen 6 eksi 0 yaz. 6 eksi 0'ın karesi. Kare aldım. İkisi arasındaki uzaklığı anlatıyor. Şimdi diğer tarafı yazalım. B noktası dediğimde yine aynı şekilde bakın x'ten 1 çıkardım x eksi 1'in karesi artı 0 eksi eksi 1 veya eksi 1 eksi 0 yazın. Karesini aldığınız için sonuç her halükarda bir pozitif sayı anlatacak. 1'in karesi. Bu da kare kök içerisinde. E bu değerler birbirine eşit olduğuna göre kökleri yazmasam da olur. x eksi 4'ün karesini aldığımızda x kare eksi 8 x artı 16 artı 36 eşittir. x kare eksi 2 x artı 1 artı 1'den 2 geldi. X karelerden kurtuldum. Eksi 8x'i karşı aldım. Artı 2'yi de bu tarafa aldığımızda 36 e, 16'da 52 yaptı. 2 çıkardık. 50 eşittir. 8x'i karşı almıştım. 6x oldu çünkü 2x çıkardım. Sonra her yere 6'ya böldüm. Sadeleştirdiğimizde x de buradan 25 bölü 3 oldu. Bizden zaten noktanın hapsi sistem işte. O da artık arkadaşlar 25 bölü 3'tür diye söylüyoruz. Evet, bir diğer bilmemiz gereken ayrıntı e, illa hesap yapmadan da artık bu noktaların bilgisine ulaşabiliriz. A noktası x1 y1, B noktası x2 y2, AC eşittir BC ise, AC eşittir BC ise, yani C noktası artık arkadaşlar orta nokta oldu, bu aklınızda bulunsun. Orta noktanın koordinatlarını bulurken şunu yapıyorsunuz aslında. Hani yazılı notların ortalamasını alırken ne yapıyorsanız aynısı. Kısacası aritmetik ortalama alıyorum. X'ler toplamını yazdım. Yani X1 artı X2 bölü 2. Y, Y'ler toplamını yazdım. Y1 artı Y2 bölü 2 ile de orta noktayı hesap edebilirsiniz. Evet yine sıra sende demişiz. Bakalım A 3'e 7, B 1'e eksi 1 ve C 7'ye eksi 9 olmak üzere. ABC üçgeninin AB kenarına ait kenar ortay uzunluğu kaç birimdir demiş. Üçgen dediğine göre hemen üçgenimi çizdim. Ee, buraya A noktası yazalım. 3'e 7 daha sonra B noktası 1'e eksi 1 C noktası da 7'ye eksi 9 oldu. Soru bizden bakın arkadaşlar. AB kenarına ait kenar ortay diyor. Yani C noktasından çiziyor olmalıyım. Çizdik. Ee, buraya D noktası diyelim kenar ortaya olduğuna göre bunlar birbirine eşit olmalı. E az önceki bilgiye geri dönmüş olduk aslında. Ne demiştik? Orta noktayı bulurken aritmetik ortalamaya bakıyorum. D noktası artık 3 artı 1 bölü 2'ye 7 eksi 1 bölü 2 oldu. Yani D noktasının koordinatları 3 artı 1 kaç yaptı? 4 bölü 2'den 2 geldi. 7 eksi 1. Burası artık 6 bölü 2'den 3 oldu. D noktasını yazdık. 2'ye 3'müş. Bu çizdiğim doğru parçası zaten kenar ortaydı. Bizden kenar ortay uzunluğunu istiyor. Aslında iki nokta arası uzaklığa bakıyorsunuz arkadaşlar. CD'nin uzunluğu eşittir. 7 eksi 2'nin karesi artı eksi 9 eksi 3'ün karesi ve bulduğumuz bu değeri karekök kök içine aldık. Mutlak değer CD eşittir. 25 artı 12'nin karesi. 144 oldu kök içerisinde. Burası da artık kök 169. Yani kenar ortay uzunluğumuzda artık 13 birimdir diye söyledik. Yani gördüğünüz üzere yine analitik geometriyle üçgeni bir şekilde birbirine... Bak. Hatta birazdan göreceksiniz. Dörtgeni e, paralel kenarı kareyi, dik bir şekilde analitik düzlemde çiziyor olacaksınız. Ne dedik? Önce üçgenimi çizdim. Sonra... AB'nin kenar ortayı istediği için C'den kenar ortayı çizdiğimde bu D noktası AB'nin ortası olduğu için aritmetik ortalama ile D noktasının koordinatlarını bulduk. Daha sonra iki nokta arası uzaklığa bakıyorum. CD doğru parçasının uzaklığını bulurken de iki nokta arası uzaklık formülünü kullanmış olduk. Tabi her zaman e, bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Yani illa orta noktayı soracak diye bir kaide yok. Bazen doğru parçası size verilir. İçinden AC ile BC arasındaki orana bağlı olarak herhangi bir noktanın bakın herhangi bir noktanın koordinatları istenebilir. Burada artık şöyle başlıyoruz arkadaşlar. AC ile BC arasında bir oran var. KD. Şimdi bu oranı bulmak için aslında yapacağımız nedir? Yapacağımız şudur. Bu oranı bulabilmek için işte A eksi X1 sonra X2 eksi A. Bu bizim K oranımızı anlatıyor. Bunun aynısını Y için de yapıyorum bakın. B'den Y1'i çıkardım. Şurası bir doğru parçası. Şurası bir doğru parçası. Y2 eksi B dedim. Bu da K'yı anlatıyor. Şimdi burada siz A ve B'yi bulmaya çalıştığınız için ben bir tanesini hemen şöyle hızlıca yazayım. Unutmayın A'yı arıyorum. A'yı yalnız bırakmam gerekiyor kısacası. İçler dışlar çarpımı yaparsanız. A eksi X1 eşittir. K çarpı X2 eksi A çarpı K. Dediğim gibi ben A'yı arıyorum. Bunu karşıya aldım. X1'i de bu tarafa aldım. A artı A çarpı K eşittir. K çarpı X2 artı X1 oldu. A'yı arıyoruz demiştim. Buraya artık A parantezini alırsam. A parantezinde 1 artı K eşittir. K X2 artı X1 oldu. Her yeri 1 artı K ile böldüğünüzde bakın kurtuldum. A demek ki K çarpı x 2 artı x 1 bölü 1 artı k'ya dönüştü. Şimdi aynısını b için yani e, ordinatımız için yazalım. Yine burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda b çarpı e, b eksi y 1 eşittir. K çarpı y 2 eksi b çarpı k. Eksi y 1 bu tarafa aldım. Eksi b çarpı k'yı e, sola aldığımızda burası artık b artı b çarpı k eşittir. K çarpı Y2 artı Y1 oldu. Biz B arıyoruz. Burada yaptığımız gibi arkadaşlar B parantezini alırsam. B parantezinde 1 artı K eşittir. K çarpı Y2 artı Y1. Her tarafı 1 artı K'ya böldüğümüzde demek ki B dediğimiz uzunlukta artık K çarpı Y2 artı Y1 bölü 1 artı K'ya dönüştü. Şimdi böyle bakınca hakikaten e, çok garip gözüküyor. Ben de farkındayım. Yani e, bunları ne zaman kullandınız hocam diye sorsanız bunları şimdiye kadar hiç kullanmadım. Ben bunun yerine daha pratik olan şunu tercih ediyorum. Bak şimdi. A noktası 3-1 B noktası 18'e 9 ve C eleman AB yani içindeki bir nokta olduğunu anlatıyor. AC ile CB'nin oranı 2'ye 3'müş. Buna göre C'yi bulunuz. Hemen başlıyorum. Az önceki o tanım sayfasında olan e, şekli çiziyorum. A noktası 3'e eksi 1. Burada da B noktası var. O da 18'e 9'muş. Şimdi AC'nin CB e, oranı 2 3. Yani AC CB'den daha kısa. Orta noktanın biraz daha A'ya yakın tarafında kalmalıyım. Buraya da C noktası diyelim. AB diye yazdım. AC'nin CB oranı 2 bölü 3. Yani ben bu uzunluğa 2K yazarsam Burası artık arkadaşlar 3 kaldı. Şimdi burayı takip edin bakın. Yolun tamamı ne kadar diye baktığımda yolun tamamı 5k. Önce x için konuşuyorum. A'dan B'ye gelene kadar 5 adım attım. 5 adım attığımda x ne kadar artıyor ya da ne kadar azalıyor? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. 3'ten 18'e geldiğinize göre demek ki 15 birim arttı. Yani benim x için her bir adımım hatta kx diye yazayım da anlaması daha kolay olsun. 3 birim olmalı. E şimdi siz a noktasındasınız. A'dan c'ye gelebilmek için 2 adım atman gerekiyor. Yani 3'ün üzerine 2 tane k saymalıyım. Buradan da a eşittir. 3 artı 2 çarpı 3'ten 6 3 da 9 oldu. Bunu buldum. Burası 9. Sonra Aynısını y için yorumlayalım. Y için konuşuyorum şimdi. Yine benim a'dan b'ye gelişim 5 adım anlatıyor. 5 ky eşittir. Peki y'ler ne kadar arttı ya da ne kadar azaldı? Eksi 1'den 9'a geldiğime göre burası 11. Her yeri 5'e böldüm. ky buradan 2 oldu. Demek ki y ekseninde senin attığın her adım 2 birim uzunluğunda. E ben yine a'dan... C'ye gelirken 2K kadar ilerledim. B de buradan arkadaşlar eksi 1 artı 2 çarpı 2 yani 3 oldu. Demek ki C noktasının koordinatları 9'a 3'tür diye söylüyoruz. Az önce yazmış olduğumuz formülde kullanmadan gördüğünüz gibi AC ile CB arasındaki oranı biliyorsam doğru parçasını hangi oranda böldüğümü biliyorum ve ondan sonra yolun tamamı ile artık A'dan C'ye gelene kadar attığımız veya ilerlediğimiz veya geriye gittiğimiz yolun ne kadar olduğunu çok rahat bir şekilde hesap edebilirsiniz. Evet fark et demişiz. Bakalım ABC üçgeninde BD açıortay. Evet şimdi ne alakası var? 3 çarpı AB 2 çarpı BC. Tamam bunu az çok anlıyorum. AB'nin 3 katı BC'nin 2 katına eşitmiş. Yani ben AB uzunluğuna 2K yazarsam BC uzunluğu artık 3K'yı anlatıyorum. BC daha uzun. A noktası eksi 1'e 4. Peki. Sonra C noktası 9'a eksi 1 olduğuna göre D noktasının koordinatlarını buluruz. İşte bak. Belki kaçıncı videomuz? Yani onu şu an tam hatırlamıyorum ama. Yani neredeyse bütün videolarında aynı yorumu yaptım. O da şu. Bizim o görmek görememekten kastımız hep aynı şey aslında. Soruda verilen bilgiyi yorumlayıp ...yorumladıktan sonra da soruda nasıl kullandığını fark edemiyorsan... ...işte senin soruyu çözememe sebebin o. Yani aç-ortay... ...ya bu aç-ortay ne işe yarıyor? Açıyı iki eş parçaya böldü. Var mı bana burada bir faydası yok? O zaman aç-ortay hakkında başka bir yorum daha geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü siz bu bilgiyi yorumlayamadığınız için bu soru çıkmıyor. Görememekten kastımız buydu zaten. Ben bir üçgende iç aç-ortayı iki sebepten veriyorum. Bir... Açıyı keş parça yapıyor. E tamam bir işime yaramadı. İkincisi hatırlarsanız arkadaşlar, B'den bakıyorum. Aç ortayı çizdiğinizde açının kollarının oranları aynen parçalara yansıyordu. Yani ben buraya 2t yazarsam burası artık 3t kadar olmalı. Çizdim. A noktası eksi 1'e 4, sonra C noktası 9'a eksi 1. AD daha kısa gördüğünüz gibi şuralarda bir yerde bir D noktası var. Ben zaten bunu bulmaya çalışıyorum. Bu uzunluk 2K, bu uzunluk 3K, yolun tamamı 5K oldu. Şimdi hemen başlayalım. Eksi 1'den 9'a, eksi 1'den 9'a 10 birim. 10 birimi ne kadar yolda aldım ben? 5K kadar. K buradan kaç oldu? 2. Şimdi kim için konuşuyorum? Unutmayın. X için konuşuyorum. Şimdi benim her adımım x için 2 birim uzunluğunda. E biz eksi birden 2 birim ilerlediğimizde artık x değeriniz d noktasını bulmaya çalışıyorum. 2 çarpı 2 eksi birden x buradan 3 oldu. Sonra aynı yorumu y için yapalım arkadaşlar. Yine bakın a'dan c'ye gelene kadar şöyle y yazayım da yine karışmasın. 5k eşittir 4'den eksi 1'e geri gittiğiniz farkındaysanız eksi 5 oldu. K buradan eksi 1. Sakın burada ya hocam uzunluk 5 birim diye hataya düşmeyin. Evet uzunluk 5 birim onun farkındayım. Y için konuştuğumuzda. Ama geriye doğru gidiyorsunuz. Yani çıkarmanız gerekiyor. Ya da sayınıza negatif yazarak toplamanız gerekiyor. K'ya eksi 1 dedim. Şimdi Y'yi bulmaya çalışıyorum. Y eşittir. Yine benim A'dan e, D'ye gelişim 2 adım uzunluğunda 2 çarpı eksi 1 artı 4 diye yazdım. Bu da artık 2 oldu. Yani D noktası artık arkadaşlar 3'e 2'dir diye söylüyoruz. Evet bilmenizi istediğimiz e, küçük birer ayrıntı var arkadaşlar. Solda bir paralel kenar sağda da bir üçgen var. Üçgenin ne olduğunu çok dönemi yok. Bütün üçgenler için geçerli. Şimdi çizdiğimizde kenar ortay malum G ağırlık merkezimiz ağırlık merkezinin koordinatlarını bulurken şunu yapıyorsunuz. Bakın ağırlık merkezi şeklin tam ortasını anlatıyor. Şöyle düşün ya 2 yazılı olmuyorsun da 3 yazılı oluyorsun. 3 yazının ortalamasını bulurken ne yapıyorsam aslında aynısını yapıyorum. Çünkü tam ağırlıklı ortalamayı bulmam gerekiyor. Yani x1 artı x2 artı x3 bölü 3 burada da y1 artı y2 artı y3 bölü 3 şeklinde ağırlık merkezini buluyorsunuz. Paralel kenarda da hatırlamanız gereken nokta şu arkadaşlar bakın. Şimdi malum paralel kenarda köşegenleri çizdiğimde köşegenler birbirini ortalar. Yani burası şu an tam paralel kenarın orta noktası. Buna o noktası yazarsam ister böyle bakın ister böyle bakın. Her halükarda x1 artı x3 bölü 2 aritmetik ortalama ya da x2 artı x4 bölü 2 sizin o noktanızın apsisini anlatıyor. Demek ki karşılıklı köşelerin koordinatlar toplamı birbirine eşit olmalı. x1 artı x3 eşittir x2 artı x4 ve aynı yorum y içine geçerli yani y1 artı y3 eşittir y2 artı y4 şeklinde de yazabilirsiniz. Tekrar söylüyorum sebebi Köşegenleri çizdiğinizde paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Dolayısıyla bu orta nokta isterseniz x4 artı x2'nin yarısı, isterseniz de x1 artı x 3ün yarısı şeklinde yazabilir. Paydaları sadeleştirirse karşılıklı koordinatlar toplamı da paralel kenarda birbirine eşittir diye söylüyoruz. İlla eş, e, köşegenleri çizmeme gerek yok. Bu söylediğim bütün paralel kenarlarda geçerli. Evet analitik düzlemde AB eşittir 2 çarpı BC. C 8'e 3 tamam. ABC'de dikdörtgen verilenlere göre A ve B noktalarının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Şimdi dikdörtgen olduğunu belirtti. Yani şu köşelerin 90 olduğunu biliyorum. Bu bizim için önemli. Neden? Çünkü zaten analitik düzlemde dik olduğuna göre siz dik olan bir şeklin üzerine dik çizdiğinizde ya benzer üçgenler bulacaksınız ya da eş olan üçgenler bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Ee, AB, BC'nin iki katıymış. Yani ben buraya X yazarsam şu uzunluk artık 2X olmalı. Sonra buraya O noktası yazalım. AOB bir dik üçgen. Alfa dedim. Beta dedim. Alfa artı betanın 90 derece olduğunu biliyorum. Devam ediyorum. C noktasının koordinatları verilmiş bize. 8'e 3. Şimdi şöyle çizelim. Burası 8'e 3 olduğuna göre bu çizdiğim uzunluk 3 birim olmalı. Şu uzunluğunuz da artık arkadaşlar 8 birim olmalı. Bunları yazdım. Şimdi bunu şöyle kullanıyorum bakın. Alfa beta 90 demek ki burası alfa olmalı. Burası da artık arkadaşlar beta olmalı. 92x'e 90, bakıyor. 90x'e bakıyor. Demek ki benzerlik oranı 1'e 2. Şimdi benzerlik oranı 1'e 2 olduğuna göre hemen bakın. Alfanın karşısında 3 olduğuna göre OB diye yazdığınız uzunluk bunun 2 katı yani burası 6 oldu. Devam ediyorum. Bu uzunluğumuz zaten 8 birim olduğunu biliyorum. Buraya 6 yazdığıma göre burası 2. Betanın karşısında 2 varsa betanın karşısında artık arkadaşlar yani burada ne olmalı? 4 olmalı. Bizden A ve B noktaların koordinatları istenmişti. Şimdi B noktası x eksen üzerinde olduğuna göre B noktası 6'ya 0. A noktası da y eksen üzerinde olduğuna göre o da 0'a 4 oldu. Bizden koordinatlar toplamı istenmişti. 6 artı 4'ten bu toplamda artık 10'dur diye söylüyoruz. Evet bir başka sınav tarzı sorumuz ABCD paralelkenar kenar AO ile OC birbirine eşitmiş. Demek ki O bunların tam ortası. Sonra A noktası eksi 8'e 0 B noktası 0 15 verilenlere göre çevre ABCD kaç birimdir diye sormuş. Şimdi B noktası Y eksenin üzerinde olduğuna göre bu uzunluk artık 15 birim. Sonra A noktası da X eksenin üzerinde buraya 90 yazdım burası da 8 birim oldu devam ediyorum. 8 15 AB uzunluğu artık 17 oldu. Bu bir paralel kenar olduğuna göre demek ki karşıda da 17 var. Şimdi O noktası orta noktaydı. AO 8 birim demek ki burası da 8 birim yani burası 16 birim oldu. Bizden çevre istenmişti. 2 çarpı 17 artı 16 diye yazdığımızda 33 çarpı 2'den çevrede artık 66 birimdir diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar geldik videomuzun bir önceki videomuzun ödüllü sorusuna. Şimdi ne demiştik? Sinüs arkotanjant x artı arktanjant x ifadesinin değeri kaçtır? Buraya dikkat. Hatırlayın. Ters trigonometrik fonksiyonlar bize sonuç olarak açıyı veriyordu. Şimdi ben bu açıyı bilmiyorum. Buna alfa diye yazdım. Sonra buna da beta diye yazdım. Burası artık şuna dönüştü. Sinüs alfa artı beta'yı. Yazdım. Ark kotanjant x eşittir alfa. Ark kotanjant karşıya aldığımızda burası artık şuna dönüştü arkadaşlar. kotanjant e, alfa eşittir x geldi. Devam ediyorum. Aynısını burada yapıyorum bakın. Ark tanjant x eşittir b. Beta pardon. Bunu karşı aldım. X buradan ne geldi? Tanjant beta. Şimdi kotanjant da aynı değeri anlatıyor. E bu ne zaman geçerliydi hatırlarsanız? İki açının ölçüler toplamı 90 derece olduğunda birinin tanjantı diğerinin kotanjantına birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşitti. Demek ki alfa ile betanın toplamı 90 derece oldu. Yani soru bizden sinüs 90 dereceyi istiyor. Buradan da sonucumuz 1'dir diye söyledik. Evet geldik videomuzun başındaki arkadaşlar ÖSM tarzı sorumuza. Dik koordinat düzleminde A, A, B ve B, C, D noktaları arasındaki uzaklık A5'tir. A, 5tir C eksi A'nın karesi artı D eksi B'nin karesinin karekök formülüyle hesaplanır. Aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada A, B ve C noktaların dik koordinat düzlemindeki koordinatları belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı A, 7'ye 15 ile B, 12'ye 27 noktaları arasındaki mavi çizgiyle gösterilen uzaklığı 26 km olarak hesaplıyor. Buna göre bu harita programı A ile C noktaları arasındaki mavi çizgiyle gösterilen uzaklığı kaç kilometre olarak hesaplar demiş. Evet videonun içerisinde de zaten bizim için çok önemli dediğim nokta 2 nokta arası uzaklık. Biz önce arkadaşlar e, A AB arası uzaklığı bir bulalım. Şimdi AB arası uzaklığımız 12 ile 7 arasındaki uzaklığım yani 12 eksi 7'nin karesi artı 27 eksi 15'in karesinin kare aldım. 12 eksi 7 5'in karesi 25 artı 27 eksi 15 12 karesini aldım. 144 kök içinde topladım kök 169 o da 13 birim oldu. Şimdi bu 13 birim demek ki 26 kilometreyi anlatıyor. Yani bizim bir birim dediğimiz aslında 2 kilometre oldu. Bunu bulduktan sonra şimdi bunu A ile C arasına A ile C arasına yazıyorum. Bakın C 11'e 18 A'da 7'ye 15 verildi. Hemen yazıyorum. AC uzunluğu eşittir. 11'den artık 7'yi çıkardım. 4'ün karesi. 18'den 15'i çıkardığım 3'ün karesinin karekökü. 16 artı 9 25 kök 25 dışarıya 5 diye çıktı. Yani ac arası uzaklık arkadaşlar 5 birim oldu. Biz bir birim uzunluğu 2 kilometre olarak bulmuştuk. Bizden 5 birim isteniyor. 5 çarpı 2'den bu da artık arkadaşlar 10 kilometre oldu. Doğru cevabımız C şıkkıdır diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar geldik videomuzun ödüllü sorusuna çözümlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. フフフ。<music>